En önemli şey Allah'ın büyüklüğüdür. Onun üstüne çok durulması lazım. Allah'ı büyük ismiyle anın diyor ya ayette. Mesela estağfurullah dersin, günahın bağışlanması içindir. Sübhanallah dersin, ya Rabbi sen münezzehsin. Ama hiçbiri Allahu Ekber gibi değildir. Yahut Allahu Kebir gibi değildir. Ya yani Allah'ın büyüklüğünün çok iyi kavranılması gerekiyor. Onun için de biraz düşünülmesi gerekir. Büyüklüğü tam bütün kapasitesiyle olmasa da yaklaşık kavrandığında Allah'ın ruhunu taşıyan bir insan için muazzam bir boyut değişikliği olur. Bu boyut değişikliğinde o insan açıkça söyleyeyim yenilmez hale gelir. Birçok ayet buna dikkat çeker. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz. Siz iyi olursanız kötüler size zarar veremez. Bunlar hep sır ayetlerdir. Yani teselli ayeti değil bunlar. Yani net, fiilen görülen durumdur. Yenemezsin. Mesela bak Mehdi yenilemiyor. Öldüremezler. Kimse öldüremez Mehdi'yi mesela. İsa Mesih yenemezler, öldüremezler. Niye? Allah'ın büyüklüğünü tam kavramış ve o boyutun içine girmiş insanlar. Deccal bunu bildiği için korkar onlardan. Asla gücü yetmez. Yani mümkün değil. Deccal o zırhla karşılaştığı için zaten korkup geri çekiliyor. Yani bizim göremediğimizi onlar görürler. Mesela diyor ya Samiri, sizin göremediğinizi ben gördüm diyor. Yani o zırhı onlar görürler. Ve çok korkutur onları o.